Karar ver, sağdan mı gideceksin, soldan mı gideceksin? Bir karar ver, uygun geldiyse çek yat. Bak, 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 bak. Dur, dur dedim, dur, dur ama durmadı. Delikanlısın. Dur madem o zaman. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler olsun. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nizamettin Akbaş, her zamanki gibi. Bugün de Allah'ın izniyle Samsun istikametinden İzmit'e devam edeceğiz. Bugün yükümüzü bulduk. Şükürler olsun. Bugün istikamet Allah'ın izniyle İzmit. İzmit ama inanın arkadaşlar, korka korka gidiyorum. Neden korka korka gidiyorum? Daha bayramı var iken, daha geçen hafta yollar çok yoğun idi. Üzerinden bir hafta geçti ve o bir haftanın üzerinden şimdi bir de bu haftayı düşünüyorum. Lan diyorum, geçen hafta böyleyse yani bu haftayı düşünemiyorum. Çünkü bayrama az bir zaman kaldı. Ve şimdi gelişler daha fazla olmuştur. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Çünkü o yoğun kalabalıkta inanın araç kullanmak o kadar zor geliyor ki insana. O kadar zorlanıyoruz ki. Hem aracımızın yakıtı olsun, hem aracımız olsun, hem biz olalım, çok yoruluyoruz. Ve aracımız daha fazla yakıt yakıyor. Ve aracımız da yoruluyor ve malum hava da çok sıcak. Dur kalk, dur kalk rampalarda arabanın harareti bayağı bir yükseliyor. Şimdi gelmiş olduğum yer burası arkadaşlar. Buradan aracımızı şu an ben yanaştırdım ve arkadaşlar daha gelmemişler. Buradan aracımızı yükleyeceğiz. Allah'ın izniyle istikamet direkt İzmit. Ben hep Pende'ye gidiyordum. İzmit'e hiç gitmemiştim. Ama şimdi İzmit'e geçeceğim ilk defa. Bakalım İzmit'teki yerimiz nasıl, kolay mı yoksa sıkıntılı mı? Hep birlikte gideceğiz, göreceğiz, yaşayacağız. Hiçbir zaman hiçbir şeyi yaşamadan, görmeden anlayamazsın. İlk önce yaşayacaksın ki ondan sonra anlayacaksın. Sizleri seviyorum. Ben şu an yola çıkmak için hazırlıklarımı yapıyorum, yükümü alıyorum, yakıtımı alacağız. Ondan sonra hep birlikte yola ya bismillah deyip çıkacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi aracımızı yükledik. Burada işimiz bitti. Şimdi fabrikaya gidiyoruz. Fabrikada tekrar kantar yapacağız. Oradan fişimizi, irsaliyemizi oradan alacağız. Hem de tonacımızı öğrenmiş olacağız. Kaç ton attık. Yükümüz zaten her zamanki gibi irmik. Onu bu sefer Pende değil de İzmit'e gidiyoruz arkadaşlar. İzmit'e ilk defa gidiyorum. Şimdi buradan bir çıkalım hayırlısıyla da. Şu an arkadaşlar hava 31 derece. Aslında aracımın bir road balance işi var. Onu yaptırabilirsem onu yaptıracağım yiğitlere gidip. Çünkü direksiyonu bıraktığın zaman da araba sağ tarafa kaçma yapıyor. Sonrasında bugün klimayı da yaptıracaktık ama işte büyük yük çıkınca klima işini nasıl yapacağız bilmiyorum. Yaptırabileceğiz mi? Yaptıramayacağız mı? Orası şu an bir muamma. Bir gidelim bakalım, şu fişimizi, irsaliyemizi bir alalım. Gidecek olduğumuz yerin adresini falan öğrenelim. Ondan sonra bakacağız. Ama şükürler olsun, arabam çok temiz. Aracımızı pazar günü çarşambada çok güzel yıkattık. Tertemiz oldu. Güzel de bir sildim. Şu an aracım pırıl pırıl. Havalar da çok güzel. Yağmur da yağmadı. Kirlenmedi aracımız. Yani bizler için aracımız ne kadar çok temiz olursa, iyi olursa o kadar
içimiz rahat ediyor. Yola giderken içimiz rahat gidiyoruz. Çünkü aracımızın kirli olması demek bir şoförün kirli ve pis olması düşüncesini yaratıyor insanlarda. Biz bu düşünceyi insanlarımıza, kardeşlerimize o düşünceyi vermek istemiyoruz. Çünkü inanın bizler çok elimizden geldiği kadar aracımızı temiz tutmaya çalışıyoruz. Çünkü neden? Burası bizim birinci evimiz. Bizim birinci evimiz aracımız her zaman. İkinci evimiz ise evdeki evimiz, çocuklarımızın olduğu yer. Çünkü neden? Yani biz günümüzün, hayatımızın, yani ayımızın, yılımızın %90'ını, %85, %90'ını aracımızda geçiriyoruz. Çünkü neden? Biz çalışmak zorundayız. Yani bu direksiyonu sallamak zorundayız. Bu karayollarında gaz basmak zorundayız. Bizim işimiz bu. Severek yaptığımız işimiz bu. Çünkü yani ben, yani şu an bana 10 milyar maaş versinler, bana desinler ki Nizamettin sen şoförlüğü bırakacaksın, şu işte şirkette depo elemanı olarak çalışacaksın desinler, yapamam. İnanın yapamam. Çünkü biz, her insan sevdiği işi yapmak zorunda arkadaşlar. Sevdiğin işi yaparsan zevk alarak yaparsın, mutlu bir şekilde yaparsın. Onun için herkes sevdiği işi yapsın. Ya ben bu işi şimdi herkes yapamaz, edemez, yapmasın veya yapsın demiyorum. Bu iş bizim sevdamız, bu iş bizim aşkımız, her şeyimiz. Biz bu işe başladık, bu işte devam ediyoruz. Ekmek paramızı, her şeyimizi biz bu işten kazanıyoruz. Yani yapmak istiyorsanız, eğer ki bir işte çalışmak istiyorsanız, yani bu hayatta ben de bu işi yapmak istiyorum. Yani gezmek istiyorum, aracımla, yükümlülüğümle her yere gitmek istiyorum, görmek istiyorum diyorsanız, bu iş abi yapılacak iş. Sizlere bu işi ben yapmayın demiyorum, tavsiye ediyorum. Yapın, yapabiliyorsanız yapın. Ha, yapmak istemeyenlere de ille de yapın demiyorum. Yani güzel bir şekilde yapılacak iş bu abi. Neden? Çünkü insan, yani ne bileyim, zevk alıyor. Hoşuna gidiyor. Yani gidiyorsun, geziyorsun, istediğin yerde duruyorsun. Ne bileyim işte, değişik insanlarla tanışıyorsun. İşte değişik yerleri görüyorsun. Hiç gitmediğin yerlere gidiyorsun. Oralardan bir anı kalıyor. Bir fotoğraftır, bir videodur, şudur, budur. Yani çok güzel ya. Yani ben, yani şu direksiyonu tutmak, şöyle bu yolda yolculuk yapma, şöyle aynaya bakıp da arkandan kocaman bir Dorsen'in gelmesi ve insanların senin şöyle kullandığın arabaya böyle şüphetle bakması, böyle aa ne kadar güzel araba, büyük araba, nasıl kullanıyorlar bunu düşüncesi falan, çok iyi ya. Çok iyi, seni mutlu. Zaten yani bizler olmasa, yani şu arabalar olmasa arkadaşlar, yani nasıl diyeyim, her zaman diyoruz ama yine söylüyorum, yani manavlar olsun, sebze hallerin olsun, bir marketler olsun, şunlar olsun, bunlar olsun, istediğimizdeki giydiklerimiz, yediklerimiz, içtiklerimiz kim getirecek abi, kim taşıyacak? Evet arkadaşlar, şükürler olsun ki yolumuza çıktık. Ama ben ne zaman bu yola çıksam telefon hemen zattı, yani kamerayı açtığım zaman telefon hemen zatt diye çalıyor. Bir durun mübarek, kamerayı açmamı bekliyorsunuz ya, bakmıyorum telefonlara. Şimdi arkadaşlar, aracımızın deposunu doldurduk. Petrolüsüne çektim aracımı. Doldur baba dedim, doldurduk. Et bloğumuzu da doldurduk. Şimdi aracımızın deposu dolu. Et bloğumuz dolu. Aracımız yükü zaten tonajı 38 ton. Yani 38 ton bir yükü var. Komplesi. Araba dahil hepsi için 38 ton 340 kilo. Öyle kantar sıkıntımız yok, şükürler olsun. Şimdi saatimiz de 12.30, öğlen oldu, yemek yemedim, dedim ki Çakallı'ya giderim. Demircioğlu Menemen'de şöyle güzel bir menemen yerim dedim. Ondan sonra çıkar giderim. Zaten istikamet İzmit arkadaşlar, Pende'ye gitmiyorum. Bu sefer İzmit. İzmit'e boşaltacağız. İzmit'te Pepsi Cola mı ne varmış? Bakacağız işte adresi ve teyitleştireceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Orası da gece boşaltmalıymış. Gündüz boşaltma yokmuş orada. Dayı bir bak aynaya. Bakalım bu gece saat kaçta varırız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Hava da çok sıcak, bunaltıcı şu an. 30 derece. Ama yukarılarda büyük ihtimal tabii ki daha fazla olacaktır. Bakalım gidebilirsek bu geceden gideceğiz. Aracımızı bir şekilde er ya da geç boşalttıracağız.
Oradan yarın eğer bu gece varırsam, boşaltırsam yarın da yüklemeye geçerim. Yarın tekrar geri dönerim diye hesap ediyoruz. Ama tabii ki her zamanki gibi diyoruz. Ne diyoruz? Evdeki hesap çarşıya pazara uymuyor. Arabadaki hesap da nakliyeciye uymuyor. Onun için hesap kitap yapmak için daha çok erken. Diyoruz ki yolumuz bahtımız açık olsun. Aracımızı inşallah bu gece boşaltırsak yükümüz de hafif olsun diyoruz. Çünkü bu ara hafif yük çalışıyorum. 3 ton, 4 ton, 5 ton fazla yok. İyi oluyor yani, hem aracımız yorulmuyor, hem biz yorulmuyoruz, hem yakıt yakmıyoruz. Bizler için çok iyi oluyor cips yükü. Bakalım bu sefer yükümüz ne olacak? Şöyle dayı, ben bir müsaade et bana, şu öndeki arabayı bir geçeyim. Ve şu yükler arkadaşlar çok tehlikeli, biliyor musunuz? Şu yükler çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Ani bir frenleme durumunda, hele ki rampa aşağı inerken, öyle oldu ya, önüne bir araba kırdı, ani bir frene bir koydun. Abi yükler bir kayıyor, öndeki arabaya giriyor. Baba evlata bak ya, evlata bak. Evlata bak, evlata. Baba yap yap. Adam, yolun bahtın açık olsun. EGD tarım, 07 Antalya. Hayırlı yolculuklar kardeşim. Yolun bahtın açık olsun. Arkadaşlar böyle seven abilerimizin, meslektaşlarımızın bizi böyle yolda görüp de selam vermeleri, korna çalmaları inanın beni o kadar çok mutlu ediyor ki, o kadar çok sevindiriyor ki vallahi hepsinden Allah razı olsun. Sonsuz teşekkür ediyorum onlara. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız, iyi ki bizimlesiniz. Volvo'su da harbiden yakıyor. Yani yanında misafiri de var. Şöyle bir selam verelim abimize. Baba bir selam verin dedim, şans yok. Hemen lamba yeşile yandı. Eyvallah baba, Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar olsun. Canım abim, hayırlı yolculuklar olsun. Vallahi arkadaşlar karnımızı zımba gibi doyurduk. Karnımız açtı. Onu da görmüş olduk. Şimdi yola çıkınca bir daha durmayayım istedim. Ne zamandır herkes diyor ki abi perde nerede, perde nerede? Perde burada arkadaşlar. Perdeyi, düğmeleri kopmuştu. Düğmelerini dün diktirdim. Şimdi perdeyi yerine taktım. Ya arkadaş şurayı bir bitirmediler ya. Bu nedir ya? Şurayı bir bitirseler de, yani şu rezilliği çekmesek, yani gidiş hadi bir şey değil ama dönüş yolunda yoğunluk yaşatıyor bize ya. Yani gece Allah muhafaza uykusuz olan birisi, böyle yorgun olan birisi yani bu dubaları alı gider. Çünkü yolları çok daraltmışlar. Zaten sıcak var ya, o kadar bunalıyorum şu an ki, o kadar böyle gözlerim nasıl biliyor musunuz? Şu göz kapakları böyle birbirine yapışıyor yani. Şu yukarı yapışıyor. Böyle devamlı ufalamam gerekiyor. O derece yani. Aslında gündüz arabayı serin bir yere çekeceksin. Akşam serinine kadar uyuyacaksın. Ondan sonra akşam serine çıkacaksın yola. Yola gece gideceksin. En güzeli, en güvenli, en sağlamı bu. Ama işte aslında onu yapardım ben de. Şimdi yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü gittiğim yer gece boşaltmaymış. Sabah karşı falan boşaltıyormuş. Gündüz boşaltma olmuyormuş orada. Onun için bu gece oraya inmem lazım. Ama 45 dakika molalarda bir saat uyuyacağım. Bir saat uyuyacağım. Kalkacağım, devam edeceğim. Çünkü 45 dakika molayı da böyle serin olan, gölge olan bir yere denk getirmem lazım. İnşallah denk getiririm. Çünkü sıcak olan yerde uyunmuyor arkadaşlar. İnanın uyunmuyor. Yani arabada park klimamız var. Park klimamızı çalıştırıyoruz. Onu yani üflemesi bile sıcak. O sıcak üflüyor. Yani çünkü neden? Hava sıcak. Serin bir rüzgar alamıyorsun. Ha ne olur? Gölge bir yere çekersin. Serin serin üfler. O zaman güzel bir şekilde, rahat bir şekilde uyursun. Şimdi bir de boşaltıp yükleyeceğiz inşallah. Tekrardan
böyle bayram trafiğine denk gelmeyiz. Vallahi bu rotardar var ya, can can. Vallahi can. Rotardar olmasa var ya, bu arabalar çok balatayır. Ne kadar rampa aşağı olursa olsun, hızlı olsun, rotardarı çek abi. Rahat rahat iniyorsun hiç frene dokunmadan. Yok efendim, dişler ısınacakmış, yok balatayı yanacakmış, kızacak. Böyle bir düşünce olmuyor Allah'tan. Ne yapıp ne edip, şimdi ön cama da film çekmem lazım. 05 çünkü veya 1. Vallahi dedim, alacağım dedim, içeceğim dedim, kendimden geçeceğim dedim. Ama sarhoş olmayacağım tabii ki, yanlış anlamayın. İçtiğimiz meyve suyu. Vallahi dayanamadım. Şu an geçen de Fas'ta kedi kum fabrikasının arabaları, DAF'lar. Kardeşim buradan sana selam olsun. Son anda fark ettim kornanı. Sohbet ediyorduk kameraya arkadaşlarla. Bir tanesini götürdüm. Hemen alır almaz bir tanesini bitirdim yani. Şimdi bu ikinci. İnsan sıcak olunca var ya, ne yapacağını, ne edeceğini, ne içeceğini şaşırıyor ya. Vallahi. Of. Benim arabamda dolap olsa var ya, şunlardan doldururum, doldururum, koli koli. Koli koli doldururum dolaba. Bundan da HD'di, kolaydı, Fanta'ydı, gazozdu, meyve suyuydu. Ondan sonracığıma kahvaltı için tereyağıydı, peynirdi, sucuktu. Dolardı dolap, çikolata, kofret. Ama yok. Yok ne yazık ki. Böyle anlık alıp içtin içtin içmedin sımsıcak oluyor. Sımsıcak. Daha da içilmiyor zaten. Anında alıp içmen lazım. Güzel. Göbek şişti yine. Hayır abi. Daha beni geçmedin ha. Nereye sağ giriyorsun hemen? Murka. Of. Arkadaşlar bir şey çaş etti, hava koy verdi. Şimdi ikinci tüpte hava kalmadı. Şimdi ona bakacağım. Şu ayağımı bir çıkarayım ilk önce. Şu terlik giyeceğim. Büyük ihtimal hava hortumu patladı. Nereden hava kaçırıyor? Hayda. Ben bunu nereden bulacağım şimdi?
iş. Fu anasını ya. Lan bir işimiz de böyle şeysi gitsin daha. Şimdi ocaktan yoksa ben ne yapacağım? Vay anasını ya. Of. Onu körlesem hava dolar mı acaba? Bunu nasıl körleyeceğim? Bu da var. Şu arabayı stop edeyim de. Vallahi arkadaşlar. Şimdi bu tavan kornamızın hortumu vardı bağlı. Hava tankına takılı olan. O hortumun takıldı olduğu aparat bu. Ve burası bozulmuş. Hortumu atmış. Sonra bunun yenisini de buralarda bulma şansım yok. Şimdi ben bunu elim aldım. İleride bir de Sarıoğlu'nda, Marıoğlu'nda bakacağım. İşte bazı marketlerde jack satılıyor. Eğer bundan bulabilirsem alacağım. Bulamazsam yarına kadar idare edeceğiz artık. Çünkü orayı ben şunun gibi bir tane dörtlü şey buldum jack. Uçları açık. O açık olan uçlara da her birisine birer tane öyle uydurma vida sıktım, tıkadım. 4 tane vidayı. Şimdi bunu da oraya sıkıştırdım anahtarla birlikte. Şimdi hava kaçırıyor az bir şey ama yani benim şu an gitmeme engeli yok. Hava kaçağı yok şu an, orayı tıkadım. İnşallah bundan bir tane buluruz. Yani görüyorsunuz değil mi? Nerede ne zaman başımıza ne geleceği hiç belli olmuyor. Bir şey ços etti, hava koyuyor. Baktım hava boşalmaya başladı. İkinci tanktaki hava. Hemen kendimi sağ şerit attım. Yani durursam da sağda durayım. Ama orada işte bir cep vardı. Cebe kadar geldim şükürler olsun. Orada da söktüm. Orayı kör tıpa yaptık. Şimdi gidelim. İnşallah ileride bir yerde buluruz. Ya da arkamdan Emre geliyor. Emre'ye atayım bunun fotoğrafını. Şeyden baksın. Tosya'daki sanayiden baksın. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Kurşunlu Sanayi'deyim. Bunun aynısından bulamadım ama şey yaptık. Dönüştürücü yaptık. Ne yapalım? 8'lik vardı. 10'luk yoktu. Sonra 8'in ucuna hortum yaptırdım. Peşine de 8'lik jack ve 10'luk yaptık. Bir şekilde işimizi hallettik de 27-24
Allah Allah, bu büyük mü lan? İnşallah yuvayı bozmamıştır. Neden bozduysa yuva yedik. Mecbur böyle körleme zorunda kaldım. Yani bir şeyler yaptım. İnşallah. Wait. Nereye gitti la o? Hadi bakalım ya, bismillah. Keski de olması lazım burada. Yani keskili şeyi kesmem lazım. Arabaya o kadar falçat alıyorum, o kadar bıçak alıyorum arkadaş. Ya kim alıyor, kim ediyor bunu hiç anlamıyorum ya. Vallahi billahi anlamıyorum ya. O kadar falçat aldık. Kayboluyor, nasıl oluyorsa kayboluyor yani. Bunu düz kesmem lazım. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. İnşallah hava kaçırmaz. Şimdi çalıştıralım da. İşte bunu körledim gördüğünüz gibi. Bunun buralarda vida yoktu. Hele ekten sekten bir şeyler yaptık. Böyle körledik. İnşallah tutar. Buna atayım, atmayayım abi. Ne olur ne olmaz. Her zaman lazım oluyor, görüyorsunuz. Yani bir saman balyası telini bile atmayın abi. Çünkü nerede ne zaman lazım olacağını hiç bilemiyorsunuz. Her an her şey olabiliyor yani. Şimdi ben bunun aynısından tane bulmam lazım. Kaybolmasın, oraya koyayım da. Neyse. Of. Şu ellerimi de bir yıkamam lazım. Arkadaşlar şu an at karacalardayım. Mola verdim 45 dakika. Buraya kadar zor attım kendimi. Ve şimdi mola verdiğim yerden hareket edeceğim. Ve bu kameranın da şarjı bitmiş. Şansıma tüküreyim. Zaten ne zaman bir şey yapmaya kalsam hemen kamera ya şarjı bitiyor ya bir şey oluyor ya. Evet arkadaşlar, şu an Bolu Dağı'na aşağı iniyoruz. Kusura bakmayın, kamera sıkıntı yarattı. Dayı bana bir yol ver. Şuraya aşağı bir asılayım baba. Bende rotardan var, kusura bakmayın. Vallahi var ha, biz dönüş yolunda var ayva yedik ha. Vallahi yedik. Çünkü bayağı bir kalabalık var. Geç ha geç, patladınız arkadaş ya. Patladınız.
Geç baba, geç geç, sıkıntı yok. Onlar bize yol vermiyor. Biz bari birbirimizi idare edelim ya. Abo, bu ne kalabalık. Bu ne kalabalık, bu ne kalabalık. Nereye gidiyor bu millet ya? Üstün daha nakliyat. Bir yol ver baba. Ne var acaba bu arkamda, ben bilmiyorum ya. Tampona 0'a 0 giriyorlar arkadaş ya. Hiç düşünmüyorlar öyle. Bu adam, ya ben bu kadar yaklaşıyorum buna ama, ya bu adam önünde bir şey olur, bir frene basar, hani frene de arkadan adama girerim veya arkadan vururum. Hiç düşünce yok. Yok baba, bu bizim insanlarımız var ya. Yok. Vallahi arkadaşlar, şu an İstanbul Çevre Yolu'ndan çıktım. İzmit Kartepe yoluna doğru devam ediyorum şu an. Bu fabrika neredeyse artık bayağı bir gideceğiz herhalde. Kaç dakika gösteriyor? 18 dakika gösteriyor. Bakalım. Şu an bir köy gibi yerden geçip gidiyoruz ama gidişli gelişli bir yol. Yani burayı da görmüş olduk yani. İlk defa geldim ben buraya şimdi. Gördüğünüz gibi ağaçların arasından geçip gidiyoruz. Gece olduğu için pek fazla göremiyorum ama şirin bir yere benziyor. Eğer bugün erken dönersek gündüz gözüyle de görürüz herhalde. Bu ne lan? Bu ne abi ya? Bu ne ya? Sanki buraya yol taksi yolu arkadaş. Alt tarafı da sıkıntılı ya. Ben Allah korusun, oradan aşağı bir ara böyle bir oynatsak var ya. Oynattık da zaten Dorse. Ya bu nasıl bir yol çalışması arkadaş ya? Allah Allah. Ya asfalt dökmüşler. Şey, sağ tarafı düşük. Yani Dorse evli bir oynasa Dorse gidiyor altına. Böyle bir asfalt dökme mi var ya? Nerede görülmüş böyle bir asfalt dökülmüş? Şuraya bak. Bir an önce varsak şuraya ya. Kardeşim bunda da tam nereye fabrika yapmışlar arkadaş? Bu ne lan? Burası nereye gidiyor böyle ya? Arkadaşlar geldik gelmesine de kaydımızı yaptırdık. Şimdi yer arıyoruz burada durmak için. Adamın demesine göre trafoya geçince komple buralar bize ait diyor. Önümde bir tane irmik arabası varmış, bir tane mısır arabası varmış.
Şimdi biz nereye çekeceğiz abi? Ay anasını ya. Burada çekmeye yer var mı lan? Köpek kaç odan. Ben daha buraya bari çekeyim. Giriş oradan olacakmış da. Ben nereden döneceğim? Acaba arkayı buraya versem? Avilerden bir yerden dönme yeri var mı acaba? Anas seni ya. Şimdi yer ara burada. Dönmek için yer ara. Bunlar ne yapıyor burada? Buradan döneriz herhalde. Yapacak bir şey yok. Şu dingileri bir kaldırayım mı? Ama dur. Kafayı oraya vereyim. Aşağıyı buraya vereyim. Arkadaşlar merhaba, herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Şu an saatimiz sabahın 9'u. Ve uyandık. Burada kahvaltı yapma yeri de yok ya. Ona da bakacağım. Bir şeyler bakacağım artık yemeğe. Çünkü aç karnına duramam ben. Olmadan yürüyeceğim, gideceğim merkeze doğru. Bir şeyler yapacağım yani. Ha bu arada sizler için burada inşallah drone'u da kaldıracağım. Şöyle güzel bir görüntü alacağım sizler için. İnşallah beğenirsiniz. Ama ilk öncesinde şu güvenlikçiye bir gidelim. Durum nedir bir öğrenirim. Ondan sonra karnımızı doyuralım. Tamam. Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz. Oy be arkadaşlar. Şükürler olsun ki karnımı doyuracak bir şeyler buldum. Ya normalde arabamın dolabında tavlan turşusu var. Var ama onu şimdi yiyemiyorum. Neden? Burada ne kadar kalacağım belli değil. Bir de hazırlıksız geldik. Öğleye kadar mı? Akşama kadar mı? Onun için Dedim dursun, öğlende veya akşam da yaparım dedim. Ama şimdi sağ olsun orada bir kardeşimiz vardı. Fabrikanın önünde. Börek satıyor. Vallahi kara kara düşünüyordum ne yiyeceğim diye ama kardeşimizin sayesinde karnımızı doyuracak. Sıkar mısınız baba ya? Aracımız boşalmadı. Aç kaldık buralarda. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan buna? Bu tüp niye böyle oldu şimdi? Allah Allah. Niye böyle oldu da bu? Patlar matlar anacını sattığımda. Ay anasını ya. Buna ne oldu şimdi? Bak şimdi. Allah Allah.
Ulan bir yemek yapalım dedik. Bu da olmadı, iyi mi? Allah Allah. Niye böyle oldu bu? İnşallah şimdi çalışır. Aç karnımızı doyuralım da öyle bari bekleyelim. Ne yapalım? Bunda az bir şey su var. Bunda su yok. Ulan su bile bitmiş, iyi mi? Vay anasını ya. Ulan ben böyle olmazdım ama nasıl oldu bu iş böyle ya? Ben böyle hazırlıksız yakalanmazdım ya. Vallahi yakalanmazdım ya. Beş dakikada yemek hazır. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi yoğurdum da vardı benim. Yoğurdumu da alayım. Fazla ısınmadan. Ne yapalım? Yemeğimiz bu. Soğanımız var. Yoğurdumuz var. İçeceğimiz var. Yani burası öyle bir yer ki marketler çok uzak. Yani üşenmedim. Yürüye yürüye gittim. En aşağı bir yarım saat sürdü gidip gelmem. Baktım olmayacak. Dün gece saat 1:30'dan beri buradayım. Ve bugün saat şu an 3:30. Allah yardımcımız olsun. Ne yapalım? Hadi bana da afiyet olsun. Arkadaşlar nihayet boşaltmaya şimdi yanaştım. Burada çekim yasakmış. Kamera falan, video çekimi, şu bu vesaire, fotoğraf yasakmış. Onun için video alamıyorum sizler için. Şimdi yan brandalarımı açacağım ve portifçi kardeşimize yardım edeceğim. Ben takacağım, o alacak aşağıya, bir şeyler yapacağız. Ama biraz uğraşacağız. Neyse, sağlık olsun. Şimdi şu aracımızı bir boşaltalım, ondan sonra yükleme geçelim. Hadi bakalım. Şimdi aracımızı boşaltıyoruz ve yarayı geçti. Görmüş olduğunuz gibi. Vallahi arkadaşlar, ben yardım etmesem bu arabanın boşalacağı yok. Adam dedi, abi adamım yok. Yardım eder misin? Dedim, baba yapacak bir şey yok. Yani ben burada yatamam. Yüküm var, yüklemem lazım dedim. Yardım ederiz dedik, yani şu hale bak. Görüyor musunuz? Ya işte bu kamyoncuk böyle bir şey. Şu manzaraya bakın ya. Şu güneş mübarek, kurban olduğum. Burası PepsiCo cips fabrikası. Suadiye. İzmit Kartepe. Görün şöyle. Mısır yağı. Zeytinyağı. Var da var. Şurada bir havuz var. Orada kaynıyor. Ne var orada bilmiyorum.
Burada tırlar var. Bakın adam arabayı nereye çıkarmış. Patates aktarıyor. Vay anasını ya. Oraya güvenilir de o araba oraya çıkartılır mı abi ya? Evet arkadaşlar, şükürler olsun ki aracımızı boşalttık. Oradaki kardeşlerim de sağ olsunlar bizi izliyorlarmış. Dediler ya Nizamettin, senin olduğunu bilseydik daha önceden çağırdık, işte haberimiz olmadı, kusura bakma. Ama bir tane gelmeden de haber edersen biz de seviniriz dediler. Sağ olsunlar. Yani böyle canı gönülden dostlarla, insanlarla karşılaştığım için inanın çok mutlu oluyorum. Ve şükürler olsun şimdi aracımızı boşalttık. Güvenliğe doğru gidiyoruz. Fiş aldık, o fişi verdikten sonra yükleme yerine geçeceğim. Saatimiz de bu arada 9 olmuş yani. 9-10 geçiyor. İnşallah aracımızı da yükler çıkarız diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Bayağı bir geç kaldı. Dün gece saat 1'den beri buradayız arkadaşlar. Bir saat 1'de geldik. 12.30-1'de. Saat oldu, hala buradayız. Olsun, sağlık olsun. Adamlar ne yapsın kardeşim? Herkes izine çıkmış. Adamlar tek başına çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Allah onların da yardımcıları olsun. Şöyle bir çıkalım. Şu evrağı verip gelelim baba. Evet arkadaşlar, herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Şu an saatimiz 04.52 ve işimiz bitti İzmit'te. Cips fabrikasından yükledik. Ve şimdi Samsun'a devam etmek için yola çıkıyoruz. Şu an hava ışımak üzere. İnşallah yoğunluk yoktur Bolu Dağı'na yukarı. O yüzden hemen araba yüklendiği gibi evraklarımı aldım ve yola çıktım. Erken çıkayım dedim. Bakarsın yoldayız da bir sıkıntı olur. Yani sabaha kalmayalım dedik. Arkadaşlar ben Sakarya içinden beri geçiyorum E5 yolundan. Çünkü oradan geldim. Normalde otobanda kaza varmış. Yani büyük bir kaza, yol kapalı olduğu için. Sağ olsun bir abimiz bizi uyardı. Çiner Silobaz tırını kullanıyor. Ankara plaka. Oğlu da bizi takip ediyormuş. Dedim abi, dedim ben dedim böyle geçiyorum ama dedim yani sıkıntı olmaz demiş şehir için. Yok yok dedi, en güzelini yapmışsın dedi. Ben bile buradan gidiyorum dedi. Çünkü dedi otobanda kaza var dedi. Kazadan dolayı dedi. Şey yap dedi. Doğru yoldan gidiyorsun dedi. Ben de aynı buradan gidiyorum dedi. Hiç endişe etme, sen doğru devam et dedi. Daha erken gidersin çünkü orada beklememiş olursun dedi. Allah razı olsun. Şimdi onun dediği yoldan peş peşe gidiyoruz. Zaten çoğu arabalar da hep bu yoldan vurmuş. Gördüğünüz gibi tırlar hep bu yoldan devam ediyor. İşte mobese falan olur diye çekiniyoruz ama onların gittiği hızda gidiyoruz. Çünkü bir yerin yabancısı olunca insan buralar da güzelmiş ya. Şu an Hendek merkezdeyiz. Yani İstanbul'dan memlekete gidenler bile ya şu an bu yoldan gidiyor yani. Onlar da herhalde büyük ihtimal gördüler şeyi, yoğunluğu.
yola geçemeyeceğiz. Çünkü devamlı geliyorlar. Hiç önü ardı kesilmiyor arabaları. Geç de kardeşim, geç geç. Kurban oldum, geç. İstikametine doğru devam ediyoruz. Yani hava çok güzel arkadaşlar. Çok güzel ve serin. Güneş ısınana kadar, bizleri yakana kadar biraz yol gidelim. Çünkü daha kahvaltı bile yapmadım. Ama yapacağız inşallah. Şu an Hendek iç kesimine de bir yoğunluk gözüküyor. O da bir şey değil, onu atlatırız. Otobanda buyrukta beklemektense böyle 10 dakika, 20 dakika, 15 dakika beklemek bir şey değil yani. Yok ya, ne kadar biliyorsunuz siz ya. Emniyet şeridinden geçin önümüze, biz burada enayiyiz ya. Çok akıllısınız. Yok öyle bir dünya, kusura bakma. Herkes sırasını bekleyecek. Allah Allah. Emniyet şeridini kullanıyorlar. Önümüze geçiyorlar, önümü kırıyorum, biz daha az daha geri geliyoruz. Öyle bir şey mi var ya? Ben nasıl bekliyorsam sen ne bekleyeceksin? Buraya yol mu buraya? Buraya yol mu? Buraya yol mu? Sen geçsen ben bekleyeceğim, öyle mi? Adamı atlatmayın be! Hayret bir şey. Ben nasıl gidiyorsam sen de gideceksin. Manyak mıdır nedir ya? Geçmiş emniyet şeridine. He, sen öne geçeceksin. Ben daha geri geleceğim. Yok öyle bir dünya. Hayret bir şey ya. Bir de hareket yapıyor ya. Ha ne oldu? Gelseydin ya. Trafikte işte bu yüzden kavga çıkıyor. Lan millet şeridinde gidiyor. Adam sağ şeritten geçmeye çalışıyor. Emniyet şeridi. Yol mu lan orası? Gidiyorsan adam gibi şeridinde git ya. Başkasının hakkına neye tecavüz ediyorsun ki? Hayret bir şey. Şimdi geçti orta şeride. Tıpış tıpış. Ondan sonra bu şeridi kullanıyorlar. Ben sağdan takacağım, sen bana taktın. Ya sen bana vurdun. Hayret bir şey ya. Geliyorsan şeridinde adam insan gibi gel ya. Karar ver, sağdan mı gideceksin, soldan mı gideceksin? Bir karar ver, uygun geldiyse çek yat. Bak 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 bak. Adamlar yani aşağısı yoğun, emniyet şeridinden geçebilmek için arkadan selektör selektör selektör. La kardeşim, sen arabaysan biz de arabayız ya. Az bir bekle. Bir bekle. Yol vermedim diye herif yanımdan geçerken bana camdan beri böyle küfrediyor. Dur dur dedim, dur. Dur ama durmadı. Durmadı, kaçtı. Gidin. Madem yani o küfür ediyorsun, delikanlısın, dur madem o zaman. Dayı, ah dayı, bir karar ver, kurban oldum. Kurban oldum. Nereden gideceğine bir kararını ver. İşte arabayı böyle sıkıştırıyorlar, ondan sonra yolda kalıyorlar.
Buna kalabalık, buna kalabalık. Ama şükürler olsun ki tünele yaklaştım yani, az kaldı. Güzel bir yerde durup kahvaltı yapman lazım. Yani öldüm açlıktan ya. Vallahi öldüm ya. Güzel bir turşu kavurayım şöyle, taflan turşusu. Ah. Evet arkadaşlar, şimdi geldik kahvaltı hazırlamaya, kahvaltımızı yapmaya. Allah'ın izniyle buraya kadar geldik. Şu soğanımızı bir soyalım. Çeşme bulamadım, mecbur gittim marketten su aldım 1,5'luk. Yani büyük yoktu, büyük olsaydı büyük olacaktım ama şansıma yoktu. Yapacak bir şey yok. Bunun tadını bilenler kanalımızdaki videomuza yorum yapabilirler. Oo, soğanımız tamam. Şimdi şunu bir tekrardan bir sudan geçirelim. Allah Allah, vallahi var ya ağzım sulandı ya. Arkadaşlar bu taflan turşusu, bu köydeki ağaçlarda hani kara yemiş diyorlar ya. Bu ondan canım benim. Of 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 of. Ulan bir tava turşu yaptık. Bunu kim yiyecek? Oo, alttan beri değil rüzgar esiyor. Heh, tam iyi oldu ha. Canlar, gördüğünüz gibi bir tava turşuyu yedim. Vallahi yedim. Benden korkulur. Şimdi çayımı içiyorum. Çayımı içeceğim. Zaten 25 dakikam var. 25 dakika sonra da buradan hareket edeceğim. Birazdan yolda görüşürüz. Of of, korktuğumuz yere geldik. Korktuğumuz yere geldik. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şuraya bak. Bu yol bitecek de biz gideceğiz de araba boşaltmaya başlayacağız. Hey de, bizim bu araba büyük ihtimal yine pazara kalacak. Şuraya bak. Bak, araba arıza yapmış. Normal yani, arabayı çok sıkıştırırsanız araba arıza da yapar, her şeyi yapar. Şu 3 kilometre, 2-3 kilometre bir yol var. Orayı bir bitirsek var ya. Araba böyle dur kalk yapıldığı zaman çok yakıyor arkadaşlar. İstanbul'a giderken fullemiştim. Şu an daha çeyrek töp olmadı. Dönüş yolundayız. Ama dur kalk, dur kalk. Hele bir de rampada dur kalk yaptı mıydın? Daha fazla yakıyor. Bu ne abi? Tünel açmışlar mı ya? Allah Allah. Aha, bismillah. İlk defa buradan geçeceğim şimdi tünelden arkadaşlar. Vallahi. Yani sizlere de ilk olacak. Tünel açtılar da niye madem yoğunluk var? Allah Allah. Acaba tünelin ilerisinde dubalar mubalar mı var? Yol mu tekşirden düşüyor? Nasıl oluyor bilmiyoruz ki. Hadi bakalım ya, bismillah. Şu tünele bir siftah çekelim. Vay be, açmışlar hemen tüneli ya, helal olsun da. Normalde buradan gidecektik ama şimdi tünel açmışlar. Yani bu yol iptal oldu şimdi, öyle mi? İyi oldu, iyi iyi. Ama tünelin içinde ışıklandırma yok, aydınlatmaya kırıldı arkadaşlar. Onun için belki karanlık olabilir. Evet, hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Evet, yeni tünele girdik. Hadi bakalım. Vay.
Yapıyor da. Öyle yapıyor. Normalde buranın böyle hareketli olması lazım. Tünel açılmış. Evet, tünelden çıktık. Adam, yolun açık olsun adam. Orion Lojistik, kardeşim benim. Yolun altın açık olsun. İnşallah ileride bir de durursun da. Vallahi arkadaşlar, inanın artık gittikçe yol bana bitmez oldu. Vallahi var ya, yolu bitiremiyorum ya. Bitiremiyorum arkadaş, yok. Zorla değil ya, bitiremiyorum ya. O kadar git artık beynime güneş geçti yani, darlanmaya başladım. Yani o kadar kalabalık yol, yani akıllara zarar ya. Hazra Hanım bu oyuna, baba eve gelmeyeceğim, eve gelmeyeceğim mi? Hazra Hanım bu oyuna devamlı arıyor. Çocuk da haklı. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun bakalım, inşallah atlatırız be. İnşallah her şey yoluna girer de bir an önce. Biz de nefes alırız, herkes de nefes alır. Herkes de böyle bir oh der ya. Benden sonra yol daha kötü olmuş, Bolu yolu. Yani tamamen kilitlenmiş. Bir de bu akşam çıkacaklar da var, yarın daha kötü. Yani yarın o taraftan gelen şoför kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Harbiden zor. Şu an boşaltacak olduğum yere geldim. Ama ne yazık ki bugün boşaltamayacağız dediler. Yarına kaldık. Yani hafta sonuna kaldık. Şimdi eve geçiyorum. Yani ben biliyordum bunun böyle olacağını. Hele ki Samsung Shock veya Samsung 101 olduktan sonra daha hiçbir şey düşünmenin anlamı yok. Çünkü yatıyorsun. Şimdi araba yatara kaldı. Yani yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Ben de dedim ki yani bu videoyu da burada sonlandırayım. Zaten gereğinden fazla uzun oldu. Yarın yapacak olduğumuz iş belli zaten. Yarın sabah geleceğiz. Hafta sonu bayram üzeri. Yine aracımızın başında olacağız. Aracımızı boşalttırmaya çalışacağız. Yarın nasıl yetiştireceğiz bilmiyoruz. Bakalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Cansınız. Yolumuz uzun olsun, sevgimiz sonsuz olsun ama her ne olursa olsun kalp kırıklığı ve küskünlük, dargınlık olmasın. Sizleri seviyorum. Eyvallah.